Hayata dair Moğusa olarak bu hafta Kültür Dairesi Müdürü Sayın Şirin Zafer Yıldız'ını konuk ediyoruz. Merhabalar Şirin Hanım. Merhabalar, teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Biz teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Kültür denince ilk akla gelen isimlerdensiniz Şirin Hanım. Ve şu anda Kültür Dairesi Müdürüsünüz. Kültür de gelecek nesillere aktarılması adına çok çok önemli bir adım. Peki neler yapıyor Kültür Dairesi olarak? Evet, biz çalışıyoruz, görevimizin başındayız. Projelerimizle oralara gittik. Güzel bir ekip kurdum, bu konuda çok çok şanslıyım. Ekibime yürekten teşekkür ediyorum. 9 kütüphanemiz var Kültür Dairesi'ne bağlı olarak. Tabii ki bir eğitimci kişiliğimle, öğretmen kimliğimle kitap ve kütüphane olmazsa olmazımdı benim. Dolayısıyla çok gençken ve bu göreve gelmezden önce de Şiirlerle Büyüsün Çocuklar programını yaparken kütüphaneleri mesken tutmuştum. Yazarını, şairini, ressamını, bu ülkeye hizmet etmiş kültür insanlarını tanıtmıştım. Dolayısıyla hani o tecrübe diyelim bir anlamda ve farkındalığı yüksek, öğretirken öğrenmeyi de kendine amaç edinmiş bir kişiliğim var benim. Dolayısıyla bu göreve geldiğimizde önce grup grup sanatçılarla toplantılar yaptık. Önce gönlümüzün, sonra da dairemizin kapısının herkese açık olduğunun altını çizdik, vurguladık. Bu anlamda da toplumla iç içe olduk. Bu konuda da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na ve diğer yayın kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Ne zaman kapılarını tıklatsak, ihtiyacımız olsa sesimiz oldular. Bugün sizin de olduğunuz gibi. Dolayısıyla çalışıyoruz, çok çalışıyoruz. Çünkü Atatürkçüyüz. Atatürk diyor ki tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak. O nedenle zaman zaman tıkanıyoruz, zaman zaman bürokrasinin aşamadığı bazı adımlar oluyor. Ama şunu öğrendim ki en azından ben kendimce 34 yıllık meslek yaşamımda yetiştirdiğim öğrencilerim var. Bugün programa da gelirken hep onları düşündüm. İçinde bulunduğumuz olumsuz koşullar da düşünerek nerede benim öğrencilerim dedim. Gurur duydum onlarla. İsimleri bir yerlerde, sıfatları önlerinde, temiz buz gibi sayfaları. O bağlamda da tüm öğrencilerime bugüne kadar verdiğim emekler helal olsun diyorum. Ve heyecanlıyım. Çok da konuşuyorum biliyorsunuz olsun. Her zaman. Dolayısıyla birçok proje gerçekleştirdik. Daha da yapacaklarımız var. Yeterli değil bunlar. Farkındayız. Çalışıyoruz. Peki. Birçok projelere imza attınız göreve geldiğinizden bu yana ve yapacaklarımız var dediniz. Peki neler yaptıklarınızla başlayalım Şirin Hanım? Şimdi bu program arşiv niteliğinde kalacak. Buradan ben çok değerli personelim, İskele Kütüphane çalışanı Seray Duba'ya sevgilerimi göndermek istiyorum. Çünkü bir konuda fikir anası olmak, fikir babası, fikir insanı olmak önemlidir. Dolayısıyla ben sık sık da kütüphaneleri kendi arabamla onlara haber vererek hadi kahveyi koyun geliyoruz derim, ziyaret ederim. Bir ziyaretimde İskele Kütüphanesi'nde bana Seray Hanım şöyle demişti. Şirin Hanım, bu kadar birlikte etkinlikler yapıyoruz, sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorsunuz ve kurumsal bir yapımız oldu 9 Kütüphane Kültür Dairesi ile beraber. Aynı anda haberleri paylaşıyoruz, bir tek bir vücut olduk. Ama bunlar sosyal medyada veya işte programlara çıkıyorsunuz, bir anlamda uçup gidecek. Neden bunları bir kitap halinde basmayı düşünmüyorsunuz dedi. Ben o an kahvemi yudumladım ve dedim ki ben nasıl bunu düşünemedim? Demek ki ekip olmak, bunu biliyordum ama ekip olmak böyle bir şey işte. Dolayısıyla bugün bu önümde tuttuğum küçük kitapçığın da fikir annesi Seray Hanım'dır. Dolayısıyla biz Nisan'da göreve geldiğimizde bu çok kıymetli ve önemliydi hepimiz için. Ki siz çok iyi biliyorsunuz, ilk programı sizinle beraber yaptık. Moğusa Suriçin'i beraber adımladık. Dünya Sanat Günü ilk kez Moğusa'da kutlanmaya başlandı. Ve o tarihte de belediyenin sanat birimindeydik.
Sonrasında da bu göreve geldiğimizde TÜZÜ'yü inceledim. TÜZÜ'ye baktım ki orada kültür ve sanata hizmet etmiş insanlarımıza ödül verilmesi lazım. Belki tam TÜZÜ'nün aynı formatında değil, onu da zaman içerisinde o TÜZÜ'yü de yenileyerek, bu çalışmaları da yapıyoruz aslında. Bunu yenileyerek onu da o şekliyle ikinci bir ödül olarak vermeyi çalışmalarımız arasında planlıyoruz. Biz ne yaptık? Kültür ve sanatla bir ömür hizmet ödülü dedik ve bir de benim karakter olarak ve vizyon olarak yaşarken insanlara değer vermek. Elbette ki bu dünyadan göçüp eser bırakmış, toplumumuza hizmet etmiş her alandaki insanları hatırlamak lazım, hikayelerini söylemek lazım ama yaşarken de insanlara değer vermek lazım ki onlar da nefes alıyorken üretmeye devam etsinler. Birileri bunun farkında desinler. İşte biz göreve gelmiş kişiler olarak ve öğretmenler, eğitimciler olarak bunları işaret etmek zorundayız. Budur bizim görevimiz. Ve hep ben derim, 10 yılda izcilik yaptım. Hep izci hocalarımız bize derlerdi ki, sonrasında bize çocuklara öğrettik. Bugün dünden farklı ne yaptınız? Bu çok önemli. Yani yatıyoruz, kalkıyoruz, yaşamak için yiyoruz, içiyoruz. Ne yaptık? Ve hep şöyle derdim ben öğrencilerime. Sabahleyin okulun kapısından girdiniz. Çantalar genellikle bakıyorum, hala daha ağır. Bir arkadaşına çantasını taşımak için bile yardım etmek o gün bir farkındalıktır senin için. Dolayısıyla ben de hep dönemsel olarak ne yapabiliriz? Göreve geldiğimde ilk 6 aylık planlar yaptım. Ardından 8 aylık, 1 yıllık ve sonrasında da 1 yılın sonunda da zaten programımız rutine girmiş şekildedir. Ve ekipte, kütüphanede çalışan arkadaşlarımız da ne yapacaklarını bilirler. Fakat bunun dışında çok ilginç iki şey, yani birkaç şey yaşadım ama şu anda aklıma gelen, sabah hep onu da düşünüyordum. Arşiv çok önemli benim için, hep bunu söylüyorum. Bir yazı geldiği zaman yurt dışından veya yazışma yapıldığı zaman çok böyle görevine bağlı, çok da güzel bir arşivcim var. Hemen diyorum ki Işıl Hanım, bu yazı önüme koyuyor zaten. Bunun geçmişle ilgili daha önceki dönemlerde ne yapılmış bununla ilgili? Bu bir ilk mi? Çünkü siz oraya hasbelkader hak ederdiniz etmezdiniz, oraya müdür oldunuz. Bunun farkına varmanız lazım. Siz orada belli bir dönem bu görevi ifşa edeceksiniz. Öncesinde o da bir kurum var, evinizde değilsiniz. Orada bir kurum var. Öncesinde bu kurumun hafızasında, belleğinde ne vardı? Neler yapılmış? Bir ilkse stratejinizi ona göre uygulayacaksınız. Öncesi yapılmışsa o güzelliği devam ettirmek sizin görevinizdir. Asıl olan budur. Veya önceden yapılmışsa, eksik bir şey varsa ekibi toplayıp, çünkü siz orada yenisiniz. Oradaki bir bellek, bir hafıza var. Dolayısıyla ekip olmadan çalışmak, ötekileştirmek, insanları yok saymak. Kesinlikle. Bu bağlamda birazcık yakınıyorlar benden. Ben de bunun farkındayım ama yapacak bir şey yok. Çok konuşuyorum. Şöyle tutacağıma bazen şöyle tutuyorum. Şiirlerle şey yapıyorum, bölüyorum falan diyelim. Yani tatlılıkla bu işleri götürüyoruz ve baktığımızda önüme bu bir ilk. O zaman oturuyoruz, masaya yatırıyoruz ve ilk zamanlar çok zorlandım. Ama bunu hiç belli etmedim. Şimdi söylüyorum bunu. Birazcık hiperaktifim, çok tez canlıyım. Bu bağlamda da hata yapma riskiniz artar tabii ki. Ama yapılan işler ilk olduğu için ve ben oraya 25 projeyle gitmiştim. Ama bugün bakıyorum ki elimdeki kitapta 30'dan fazla proje yapmışız. Çünkü dediğim gibi biraz önce İskele Kütüphanesi sorumlusu Seray Hanım'dan bahsettiğimde Güzel Yurt Kütüphanesi sorumlusu Elif Hanım bana bir gün bir mesaj attı. Bu arada ben sürekli kütüphanelerimle görüşmemin yanında pandeminin olumlu yanı, WhatsApp'tan gruplarımız var, mesajlaşıyoruz ve tartışıyoruz. Neyi daha iyi yapabiliriz? Tabii ki eğitimci kimliğinizin de ötesinde sizin bir karakteriniz var ve açık olmanız lazım insanlara. Çünkü kültür sürekli gelişen, yenilenen bir olay. Ve bana arşivdeki arkadaşımın söylediği ilk defa
bir kültür dairesi müdürüne Türkiye'den şiir geldi. Şiir yazdılar. Sosyal medyayı çok çok kullanırım, onu söyleyeyim. Olumlu olarak kullanırım. Ve şiir geldi. Birlikte bir şey yapabilir miyiz diye il eğitim müdürü şiir gönderdi. Bunu arşive koyduk. Bunun ötesinde Elif Hanım'ın Güzel Yurt Kütüphanesi sorumlusunun eşi Lefke Arıpa Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. O da taş plaklara, eski plaklara çok meraklı bir insanmış. Bana bir mektup gönderdi, işte dilekçe niteliğinde bir anlamda. Ve orada ilk defa öğrendim diyorum ya, öğretirken öğrenme, açık olma. Dünya Müzik Günü 21 Haziran'daymış. 21 Haziran'ı benim için çok farklı bir anlamı var, biliyorsunuz en uzun gündür 21 Haziran. O en uzun günde sanatsal, şiirsel olarak farklı farklı şeyler yapmışımdır, yapmışlığım var. İnşallah son rötuşlarını yapıyoruz. 21 Haziran'da da iki güzel projeyle inşallah halkımıza hizmet edeceğiz diye düşünüyorum. Sanatı paylaşacağız inşallah. Ve bir öneri getirdi. Ben o gün onun yazdığı o mektupta, mektup dilekçe diyorum ben ona. 1981 yılında Fransa Kültür Bakanı'nın sunmasıyla 21 Haziran'ın Dünya Müzik Günü ilan edildiğini öğrendim. Ben de özel günlere çok önem veriyorum, hoşuma gidiyor. Dolayısıyla hani bir şey yaparken ona atıfta bulunmak, farkındalık yaratmak. Dolayısıyla Sıla 4'le, Grup Otantik'le inşallah her şey yolunda giderse Lefkoşa ve Mausa'da iki güzel projeyi hayata geçireceğiz. 21 Haziran en uzun günde, Dünya Müzik Günü'nde diyelim. Evet. Gelelim diğer projelerinize. Evet, ardından biz ne yaptık? 23 Nisan haftasında çocuklarımız bizim geleceğimiz diyoruz. Tabii ki biz kültür bacağı, sanat bacağı olarak hayal etmek çok önemlidir. Ve insan ne zaman ölür? Hayallerinden vazgeçtiği zaman ölür. Dolayısıyla biz çocuklarımıza hayal etmelerini ve hayallerindeki dünyayı çizmelerini, söylemelerini, anlatmalarını istedik. Ve Kumarcılar Hanı önünde güzel bir program yaptık onlarla. Ve burada da oraya çağırdığımız, davet ettiğimiz çocuklarımızın da bir özelliği vardı. Yurtta kalan çocuklardı. Engelli çocuklarımız da vardı aralarında. Onlara masallar okuduk, resimler çizdik birlikte, konuştuk ve güzel bir paylaşım, bir farkındalık yaptık. Ama onu ikinci sene yapmadık çünkü zaten eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde. Biz orada bir farkındalık yaratarak gördük ki bu yıl bu yaptığımız farkındalık yerini bulmuş. Başka başka okullar olsun, dernekler olsun, Milli Eğitim Bakanlığı olsun, bu yapılanın daha büyük geniş çapında olanı yapar oldular. Bu da bizi mutlu etti diyelim. Sonrasında da Lefkoşa ile ilgili bir klip çektik. Başkentimiz, işte ekip olmak, personelim orada, çok güzel bir personelim vardı. Ve üstelik bu personelimiz de orada sekreterdi, sonra grafik tasarım yapıyordu. Kütüphaneleri geziyorum dedim ya, işte orada kütüphaneleri gezersiniz, görürsünüz, kapısı penceresi vardır, kitap eksiği vardır. Her ay kitaplar rutin olarak alınır. Oradaki personelin ihtiyacı ne? Motivasyonu ne? Ne gibi bunun dışında özellikleri var? Çünkü sadece merkezde 3 kişiyle, 5 kişiyle ekip olunmaz. Ekip olmak, o ruhu hissetmek, her şeyiyle aidiyet duygusunu hissetmekle başlar. Dolayısıyla biz yayına girdiğimizde mesela kitap alımları çok farklıydı eskiden. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kitap alımlarını tek bir merkezden yapıyoruz ve sistematik yapıyoruz. Bilgi paylaşımlarını yaparak yapıyoruz ve kitap alımlarında da birinci hedefimiz ve birinci kuralımız diyeyim, İlk önce Kıbrıslı yazar ve şairlerin kitapları alınıyor. 5 büyük ilçedeki kütüphanelere dağıtılıyor.
öncelik onların. Ardından da kütüphanelerde bölge halkı hangi kitapları istiyor, onların da bir analizini yaparaktan Daide'de değerlendirip o şekilde toplu alım yapıyoruz. Dolayısıyla bilgi de orada tek bir merkezden çıktığı için daha kolay bilinir oluyor ve orada da 5 kişi var ekipte. Biri birilerinden haberdar ama şunu da söylemek istiyorum. Hep söyledim ama burada da söyleyeyim. Ben göreve gelmezden önce insanlar telefonlarda konuşurlar. Tamam ama karşılaştırdıkları zaman Elif Hanım siz misiniz? Seray Hanım siz misiniz? Tanımıyorlardı. Dolayısıyla rutin toplantıları başlattık şeyde dairede ve ben onlara yürekten teşekkür ediyorum. Koşulsuz bir sevgiyle, koşulsuz bir bağlılıkla o kadar çalışkan ve güzeldirler ki ne zaman sizi özledim, ben gelemedim, çok yoğunluk var dediğim anda veya İsmet Vehit'te veya AKM'de etkinlik var dediğimde bölgelerden çıkıp sorumlular geliyorlar. Bu da önemlidir diye düşünüyorum. Başarıda, projelerin kalıcı, sürdürülebilir olmasında. Şiirlerle büyüsün çocuklarla tanıdık sizi. Evet. Bununla ilgili birkaç cümle alalım mı? Ay çok özlüyorum, çok özlüyorum. Bugün burada da böyle şey nostalji oldu bir anlamda. Şimdi dedik ya hayal etmek. 2007 yılındaydı. Yazıp karalıyordum ben. Nur içinde yatsın. Öğretmenlik çok kutsal ve önemli bir meslektir. Sevgili Ali Nesim hocam bana bir sempozyuma birlikte gitmiştik. Sen dedi bana bu kadar yıl var öğretmensin. Yani mümkünü yok yani. Ki çocuklar için şiir yazmadın mı? Hocam çok var yazdım dedi. Neden dedi bir kitapta toplamıyorsun? Hep şeyi söylerim. Çocuklar donmamış beton gibidir. Üzerlerine ne dökerseniz izi kalır. Onun için her gün sınıfa girdiğimde hep bir telaş, ilk günkü aşkla ve bir kaygıyla girdim. Hata yapma lüksümüz yoktur. Hiçbir öğrenciyi, hiçbir insanı kaybetme lüksümüz yoktur. Bu küçücük adada, bu küçücük toplumda. Eğer biz bunu hissedersek ve o sevgiyi içimizde büyütürsek ve hoşgörüyle yaklaşırsak, çözülmeyecek sorun yoktur diye düşünürüm. Herkesin kapasitesine göre de davranmak, bakmakla alakalıdır. İyi yönetici olmak. Ama tabii ki şimdi bizi izleyenler diyebilirler. Bu kadar her şey hoş mudur? Hep olumlu şeylerden bahsediyor Şirin Hanım ama olumsuzlukları da olumluya çevirmek ve olumlu tarafın daha çok olduğunu görebilirsek diğer tarafı da zaman içerisinde kotarabiliriz, dönüştürebiliriz'i bilmek gerektiğine inanırım. O nedenle şiirlerle büyüsün çocuklar benim için apayrı bir hayaldi. Sevgili Ali Nesim hocamın bana o beni bir dürtüp uyarmasıyla kitabı bastım ve siz onu çok iyi biliyorsunuz o dönem. Büyük bir arabası vardı eşimin. Kitapları onun arkasına yükledim ve bütün okulları gezerek ilkokul çağındaki çocuklar için yazmıştım. Oralara dağıttım kendi elimle imza karşılığı kütüphanelere. Sonrasında 23 Nisanlar'da okunduğunu gördüm. Ardından geçen haftalarda birlikte yayına girdik Oskay Hoca'yla. Oskay Hoca onları besteledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası o şarkıları seslendirdi. Ardından TRT Çocuk Korosu'na alındı Şiirlerle Büyüsün Çocuklar şarkısı. İşte bunlar nedir? Sizi motive ediyor. Ben Kültür Dairesi Müdürü olarak göreve geldiğimde önce düşündüm beni sanatçı kimliğimle neler motive eder? Ben empati yaptım kendimden yola çıkarak işimiz kültür, üreten insanlar, üreten insanların farklı bir boyutu. Sanatçılar. Yoruluyor muyum? Yoruluyorum ama beden yorgunluğu biliyorsunuz. Evet, birkaç saat içerisinde geçer gider. Onları mekanlarında ziyaret ediyorum. Çalışma alanlarını görmek istiyorum ve özellikle de Kültür Dairesi bünyesine şimdiye kadar eserleri alınmayan sanatçıların da koleksiyonumuza alınması için onlarla işbirliği yapıyoruz. Yol gösterici oluyorlar bana bu bağlamda. Bilmediğimi soruyorum, bilmiyorum diyorum. Bu konuda eksiğim diyorum. Çünkü yani hayat bir öğrenme sürecidir. Evet, Şirin Hanım, geçtiğimiz günlerde Sıla Dördün Bir Damla Akdeniz Notaları adlı kitabının tanıtımı da
yapıldı. Evet. Bir kültür dairesi projesiydi bu da. Evet. Biraz bu çok önemli eserle ilgili de bilgi alabilir miyiz? Şimdi o gün yayına girdiğimizde tabii ki canlı yayının verdiği heyecan da var, süre kısıtlı. Bunu söyleyememiştim. Şimdi o projede şöyle bir bakıma da haberim oldu. Ben göreve geldiğimde biz tabii ki 68 kuşağı o jenerasyonuz. Her ne kadar da şimdi Z kuşağı varsa bazı değerlerimizde değilse de işte biz bunları korumak ve yeni nesile, çocuklarımıza bunları anlatmakla yükümlüyüz. Bu bağlamda ben vefa ziyaretleri başlattım sanatçılarımıza. İşte o vefa ziyaretleri çerçevesinde Erdinç Gündüz rahatsızdı. Sevgili eşleri de benim aslında ortaokuldan resim öğretmenimdi. Ben el işlerini pek beceremediğim için sevemedim. Alfabeyle, harflerle, sözcüklerle hep aram iyi oldu. Dolayısıyla ortaokulda bana resmi sevdiren, sen de yapabilirsin, bak çizemiyorsun ama renkleri güzel boyuyorsun, hala daha sesi kulaklarımda. Beni böyle yüreklendiren bir öğretmendi Melek Gündüz. Rahatsız olduklarını duymuştum. Oraya gidişimi erken aldım, Ferahzat Bey'i aradım, gittik. O kahveleri yudumlarken böyle bir çalışmanın ortasında olduklarını öğrendim ben o gün orada. Ben hemen hiç düşünmeden, tabii ki düşünmeden derken ne olup bitti, nasıl yapılacağını, bütçe nedir, ne değildir, nasıl olabilir elbette ki bilerek oralardayım. Dedim ki tamam, ne olur durun. Bu proje kültür dairesi projesi olmalı. Hemen nasıl yani? Evet dedim. Yani bu bizim sorumluluğumuz ve ben çok mutlu olurum. Yani olması gereken bir şeyi benim dönemimde yapılması, vesile olmak, doğru hatta bir şey. Koymak. Tabii bu bizim görevimiz. O gün işte o ziyarette ben bunu öğrendim. Sonrasında da benim gibi çok hiperaktif sevgili Ferahzat Gürsoy abimiz dairede sürekli müzikle olan başka projelerde de danışıyorum ona. Sağ olsun. Dur müdürüm der. Kahveyi koyun geliyorum. Lefkoşa'da oturuyor zaten sağ olsun. Hiç mesafeye bakmaz. Telefonda konuşacağımıza yüz yüze senin vaktin varsa var Ferahzat Bey diyorum. Yani hemen hemen her gün buluşuyoruz. Bu da bana çok keyif veriyor. O sohbet esnasında bilmediğim soruların cevabını buluyorum veya yarım kalan bilgi eksiği, kırıntılarımı da böyle çeke çeke toparlıyorum oralardan. Güzel geçti, olumlu ses getirdi. İnşallah daha ileriki aşamalarda da bütçemiz el verdiğince daha birçok sanatçımızın eserine de katkı koymak arzusundayız, hedefindeyiz diyeyim ben. Evet, bir eğitimci olarak okullarla ilgili projeleriniz var mı Şirin Hanım? Şöyle, bu da göreve geldiğimde hep benim hayal ettiğimdi. Akdeniz esintileri, Perşembe sohbetleri. Hı hı. Orada okullarla işbirliği yaptık, bölgedeki okullarla ve şunu söyleyebilirim. Yani öğretmenlerin dahi Mausa'daki halk kütüphanesi nerededir? Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Yani çağımız belki kütüphaneye gitmeyi gerektirmiyor diyor bazı sosyal medyadan. Ha, evet. Ancak çok büyük bir eksiklik. Bunun evet. Kokusu. Evet. Evet. Bambaşka bir şey. Evet. Ve kitap kurdu belgelerini biz ortaya koyduk. Zaman zaman bu zaten önceden de yapılıyormuş. Biz her ay bir büyük yetişkin daha doğrusu bir de çocuk okurumuza bazen 7-8 kişi oluyor. Sürekli kütüphaneyi ziyaret eden ayın en çok okuyanına da belge ve kitap armağan ediyoruz. Ve bir proje daha başlattık. Kahve kültürümüzde önemli bir kahvenin hatırı var. Kahve bizden, kitap sizden dedik. İnanılmaz kitap bağışları geldi. Ve Yeni Erenköy'de yeni kurulan Derince Kütüphanesi'ne yepyeni romanlar, araştırma kitapları, ne Kıbrıslı kitaplar ona katkı yaptık. Birkaç tane okulumuz bizden rica ettiler okul kitaplıklarına. Oralara gelen bu kitapları bağış yaptık. Ve daha önce de bahsetmiştim bir yayında. Kırmızı Kitaplar dizisi dediğimiz bir göreve geldim hemen. O benim için çok kıymetli ve değerliydi. Bakınız Girne Belediyesi'yle burada belediyelerin anda işbirliğimiz çok ileri düzeyde diyeyim. Lefkoşa Belediyesi, Alayköy, Girne Belediyesi özellikle. Bunu da altını çizmek istiyorum ben. Yani evet ben ziyaretlerine gittim ama sonrasında
Girne'deki, Girne Kütüphanesi sorumlusu Rukiye Hanım, Girneli. Orada çok güzel bir ilişkisi var. Yani iletişim çok önemli. Dolayısıyla orada vizyonumuzu belirledik, yol haritamızı belirledik. Ve belediye başkanımız da genç dinamik bir arkadaşımız. Her telefonumuzda yanımızda oluyor ve bu kırmızı kitapları yıllar sonra imza günü yaptık. Listeyi önüme aldığımda sadece o kitapların yazarlarının 6 tanesinin hayatta olduğunu gördük. 2 tanesi de sağlık sorunlarıyla o geceye katılamadı ve biz Girne Belediyesi'yle kitap kahve günleri yaptık. Akşamleyin Girne'de ve şimdi hayatta yok. Çok kısa bir sürence onu kaybettik. Tuncer Bağışkan hep bana şey derdi. Be kız, sen madem ki oradasın ben geliyorum. Ki hastaydı o gece. Arabasına bindi ve Girne'ye geldi. En son etkinliği birlikte yaptık. İmza kucaklı böyle sanki de ayrılacağımızı biliyorduk. O gece ikimiz de ağladık. Bilmiyorum yani. Dolayısıyla bunları erken yapmak lazım. Keşke dememek için çalışmak lazım. Evet. Peki o zaman çalışmak lazım dediniz. Bu çalışma aktifliği içinde yolunuzun açık olmasını diliyorum size. Birçok başarılı projelere imza atacağınızdan eminiz. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, hayata dair de bu hafta kültür sanat dedik ve Kültür Dairesi Müdürü Sayın Şirin Zafer Yıldızı ile birlikte olduk. Haftaya farklı bir konu ve yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle.